Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd, alemlerin Rabbi, yeryüzünü ve gökyüzünü yoktan var eden, bizleri bizden daha çok seven Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, diğer bütün peygamber efendilerimize, ashab-ı ikrama, ehl-i beyte, diğer bütün peygamber efendilerimizin ashablarına, ehl-i beytlerin üzerine olsun. Rabbimiz tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Ölmeyip geride kalan bizlere de rahmet etsin. Bizler de Rabbimiz Allah Azze ve Celle dilediği zaman onlara kavuşacağız inşallah. Demiştik ki her şeyde bir sıralama olması gerekiyor. Neden bizim dinimizi öğrenirken bir sıralamamız yok? İslamiyet'i öğrenirken neden bir sıralamamız olmaması gerekiyor diye düşünmüştük. Ve birkaç örnekle açıklamıştık şöyle. Diyelim ki matematikte fonksiyonlarla ilgili herhangi bir soruyu çözecek bir öğrencinin önüne koymuş olmuş olsak, o öğrenciye önce ne vermemiz gerekiyor? Önce sayıları tanıması gerekiyor. Rakamları bilmesi gerekiyor. Toplamasını, çıkartmasını, bölmesini, çarpmasını bilmesi gerekiyor ki fonksiyonlarla ilgili olan soruyu çözebilsin. Yoksa o çocuğun o soruyu çözme ihtimali yok. Efendimiz ashab-ı ikrama önce iman hakikatlerini öğretmiş. Daha sonra ashab-ı ikramı Kur'an-ı Kerim'in önüne öğrenci olarak oturtturmuş. Ve okudukları Kur'an-ı Kerim de ashab-ı ikramın, Allah hepsinden sonsuz razı olsun, İmanlarını arttırmış. Şimdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh da şöyle der. Bize Kur'an'dan önce iman verildi. Muhammed aleyhissalatü vesselam'a sure iniyor. Biz ise, dikkat edelim Allah nasip ederse, biz ise onun helalini, haramını, emrini, yasağını ve nereye kadar gidip nerede duracağımızı öğreniyorduk. Şimdi ise öyle adamlar görüyorum ki, ona imandan önce Kur'an veriliyor. O da Fatiha'dan en sonuna kadar ne varsa hepsini okuyor. Ama Kur'an'ın neyi emrettiğini, neyi nehyettiğini bilmiyor. Duracağı yeri de bilmiyor. Ağzını alıp alıp fırlattığı adi hurmalar gibi onu etrafa saçarak okuyup gidiyor. Eğer ben buna hakim değilsem, yani bu bilgiyi bilmiyorsam bununla amel edemem. Onun için zaten biz bu ilim meclislerinde bulunuyoruz, sohbet meclislerinde, derslere katılıyoruz veya kitaplar okuyoruz veya Kur'an-ı Kerim'in önüne öğrenci olarak oturuyoruz veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerini takip ediyoruz, iman dersleri yapıyoruz ki öğrenelim, öğrendiklerimizle de amel edelim. Allah'a hamd ettik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam eyledik, diğer bütün peygamber efendilerimize salat ettik, tövbe istiğfar ettik, niyetimizi ettik. Şimdi gelen önemli noktalardan bir tanesi de tefekkür edebilmemiz. Yani tefekkür edebiliyor olmamız gerekiyor. Şöyle, bizim bir tane manevi organımız var. Fakat bu manevi organımızı biz kullanmaya paslanmış, küflenmiş düşünemiyoruz. Düşünebildiğimizi zannediyoruz ama ya az düşünüyoruz ya da hiç düşünmüyoruz. Yoksa Allah Azze ve Celle bizlere der miydi ne kadar da az düşünüyorsunuz diye birçok ayet-i kerime. Tefekkür edebilirsek eğer, düşünebilirsek eğer şaşırırız. Şeytan biliyorsunuz bizim bir numaralı düşmanımız. Allah'ın huzurundan kovulmuş. Tek hedefi şu iman hakikatlerini parçalayıp senin ananı, babanı, atanı, dedeni, beni, kardeşini, evlatlarını, neslini, bütün insanoğlunu alıp onunla birlikte cehenneme götürmek. Hedefi bu. Bir kişi düşünün, Tadil-i Erkan'la namazını kılıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Hatta normal farz namazların yanında gece teheccüd namazlarına kalkıyor. Ebabil namazı kılıyor, kuşluk namazı kılıyor. Allah yolunda harcıyor. Yani bütün ibadetlerde yarışıyor o kişi. Fakat diyor ki, ben diyor, her şey iyi, hoş, güzel de ben meleklerin var olduğuna inanmıyorum diyor. Şunu, bu zincirin bu bağını kopartıyor. Ne oldu şimdi? İmanı gitti değil mi? Bu kişi ne hükmüne giriyor? Kafir hükmüne giriyor. Cezası ne oluyor? Ebedi cehennem. Şimdi o kişi bilmeyerek aslında neleri inkar etti? Şimdi burada melekleri inkar ettiği gibi gözüküyor da. Melekleri inkar ettiğin zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Otomatikman Kur'an-ı Kerim'i de inkar ediyor. Kur'an'ı inkar eden ne oluyor? Peygamberleri de inkar ediyor. Peygamberleri inkar eden ahiret günü, kaderi, her şeyi inkar ediyor. İman komple başlı başına paramparça oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde bahsedeyim. Ashabıyla böyle oturuyor, bir araya geliyorlar. Bunu ilk derste de anlatmıştım çünkü beni çok etkiliyor. İnanıyorum ki sizi de etkileyecek. Ashabıyla oturuyor ve diyor ki, kimlerin imanı sizi hayrete düşürür diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ashab-ı İkram düşünüyor.
Diyor ki meleklerin imanına şaşarız ya Resulallah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki meleklerin imanına niye şaşıracaksınız? Onlar Allah'ı biliyorlar. Onların imanına şaşırılmaz. Hayretlik duyulmaz. Sonra ashab-ı ikram böyle tekrar tefekkür ediyorlar. Düşünüyorlar. Peygamberlerin imanına kesinlikle şaşırılır diyorlar. Sonra Efendimiz'e diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah. Peygamberlerin imanına gerçekten şaşırılır diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki peygamberlerin imanına niye şaşırılsın? Niye hayran duyulsun? Onlar Cebrail aleyhisselamla vahiy geldi. Onlar Allah'ı bilirler. Onların Allah'ın özel olarak seçtiği kullar. Onların da imanına şaşırılmaz diyor. Ashab-ı ekrem düşünüyor ve diyor ki şaşırılsa bizim imanımıza şaşırılır diyor. Diyor ki ya Resulallah bizim imanımıza şaşırılır diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki sizin diyor imanınıza niye şaşırılsın? Niye hayranlık duyulsun? Siz beni gördünüz. Kur'an burada nazil oldu. Cebrail'in nefesini hissettiniz. Sizin de imanınıza şaşırılmaz diyor. Ashab-ı ikram düşünüyor diyor ki ya Resulallah Allah ve Resulü en iyi bilir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki beni görmeden diyor bana iman eden ellerinde sadece Kur'an olan benim kardeşlerim var ya diyor. İşte onların imanına şaşırılır diyor. Hayranlık duyulur diyor. Kim kardeşim onların kardeşleri? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi. Biz. Sizin hepinizde, bizim hepimizde şaşırılacak, hayranlık duyulacak bir iman var. Tefekkür edebiliyor olmamız gerekiyor diye. Şimdi Allah'ın izniyle hepimiz tefekkür etmeye çalışacağız. Şimdi ben içinizden birkaç kişiye soracağım sadece burada ne gördüğünü veya neye baktığını. Onlar da Allah'ın izniyle anlatacaklar. Var mı gönüllü olarak burada ne gördüğünü anlatmak isteyen? Sen dur ya, hep aynı kişiler olmasın ya Faruk. Derse çalışmış gelmişsin Nimet. Ertan bugün sessizsin. Ne görüyorsun kardeşim? Açayım ben sana sayayım istersen. Hiç sıkıntı yok. Şimdi iki tane ağaç düşünün. Şöyle. Bir de şuraya düşünelim. Şaşıracağız ya. Şimdi bir ağacın birinde gördüğümüz mandalinler var. Şöyle. Bir ağacın birinde de bir tane iPhone var. Bir tane iPad var. Hatta ağaç o kadar büyük ki buraya bir tane Porsche yapmış. Yani güzel yapamıyorum ama artık idare edin. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, bütün teknolojiler burada bu ağacın üzerinde. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyun ve deyin ki hangi ağacı gördüğünüzde şaşırırsınız. Bunu yaratan Allah Azze ve Celle ve sen bunu her gün görüyorsun, eline alıyorsun, parçalıyorsun, dilim dilim dilimlenmiş, ağzına atıyorsun, vitaminleri bütün vücuduna yayılıyor, bütün atıyorum bağışıklık sistemine iyi geliyor, kalbine iyi geliyor, hücrelerini yeniliyor, bir sürü özelliği var ve bunu veren sana bir tane tahta parçası ve sen ben buna şaşırmıyorsun ama insanların yaptığı, ürettiği arabalara, cep telefonlara şaşırıyorsun. İşte bu da ne biliyorsunuz mu? Allah Azze ve Celle'nin o ayet-i kerimede dediği gibi görmekle bakmak arasındaki fark. Gerekiyor ki biz bu mandalini elimize aldığımız zaman Subhanallah dememiz lazım, diyebilmemiz lazım. Rabbim sen çok büyük. Eğer biz Allah Azze ve Celle'yi tanıyor olabilsek, yani hakkıyla tanıyor olabilsek, biliyor olsak, o zaman zaten sana, bana, hiç kimseye namaz kıl, oruç tut, şunu yap deme ihtiyacı olmaz. Bizim sıkıntımız, biz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla bilemediğimiz için ona hakkıyla ibadet edemiyoruz. Ona hakkıyla ibadet edemediğimiz gibi hakkıyla bize verdiği nimetlere şükredemiyoruz. Bize verdiği nimetlere şükredemediğimiz gibi bir de onu hakkıyla hatırlayıp onu zikredemiyoruz. Burada toplanırken Allah'ın o görevli olan melekleri geziyordu kainatta, yeryüzünde. Ve onların içinden bir tanesi bizi burada gördü, bir araya gelmişiz. Allah'ı zikrediyoruz, Allah'ı anıyoruz, Allah'ın adını yüceltmeye çalışıyoruz. Dedi ki, gelin aradıklarınız burada. O melekler şu anda şu etrafımızı komple çevirdi. Nereye kadar? Semaya kadar. Gören var mı? Hissedebilen var mı şimdi o melekleri burada? Hangi imanı taşıyoruz o zaman? Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediyse kesinlikle böyledir değil mi? Var mı bunda bir şüphe? Haşa değil mi? Şu anda melekler burada.
Onların duaları ne oluyor biliyor musun? Allah'ım onların birlikteliklerini mübarek eyle. Allah'ım sen onlara af ve mağfiret buyur. Allah'ım sen onların dualarını kabul eyle. Allah'ım imanı konuşuyorlar, sen onların imanlarını son nefesine kadar korumalarını nasip et. Nasıl bir güzelliğe sahibiz şu anda, fark ediyorsunuz mu? Şimdi bu ortamı başka bir yerde bulma ihtimaliniz var mı? Hani başka sohbet meclislerinde olabilir, başka arkadaşlarla oturup muhabbet ettiğiniz, derslere katıldığınız ortamda kesinlikle var. Ama dışarıda dolaştığımız herhangi bir yerde bu ortamı yakalama ihtimaliniz yok. Yalnız başınızsınız. Hani melekler var illa bizim yanımızda ama o dualara icabet edecek melek bulamazsınız. Onun için İnşallah Rabbimiz Allah Azze ve Celle cennette cemalini bizlere görmeyi nasip eder. Allah Azze ve Celle tekrar soruyor. Peki benim okullarım cenneti gördüler mi? Gördün mü Fatih sen cenneti? Yine soruyor. Peki cenneti görmüş olsaydı benim kullarım ne yaparlardı? Melekler diyor ki, hayır Rabbim, onlar Rabbimiz, onlar vallahi senin cennetini görmediler. Eğer görmüş olsalardı, onu büyük bir iştiyakla isterler, onu elde etmek için büyük gayret sarf ederlerdi. Onların arasında bulunan falan kimse esasen onlardan değildir. O buraya bir işi için gelip oturmuştu deyince Allah Teala şöyle buyuruyor. O meleklerin içinden bir tanesi diyor ki, Allah'ım onlar bir araya geldi de işlerinden bir kişi vardı, o senin rızanı gözeterek gelmedi. Başka bir sebepten ötürü burada bulundu dedi. Allah Azze ve Celle de şöyle buyuruyor. Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki onların arasında bulunan kötü olmaz. Hiçbirimiz kötü değiliz elhamdülillah. Sübhane rabbike rabbil izzeti emme yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin.